İyi akşamlar. Duyuluyor mu sesim? Galiba açık her şey. Tamam. Nasılsınız? Yine buluştuk. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Güzel gidiyor umarım çalışmalar. YDT grubu da vardı şimdi. YÖKDİL de olabilir, YDS de olabilir. Karışık. Az bir süre kaldı. Bırakmıyorsunuz çalışmayı. Zaten program sürekli paylaşıyorum. YDS YÖKDİL için de ayrıca paylaşacağım ama o kısım biraz daha az vakit bulabildiği için programa çok da yüklenmek istemiyorum. Evet, YDT için çok iyi oluyor çünkü hani vaktiniz de var çalışmak için bol bol. EYDS için de yapacağım. Ses alamayan arkadaşlar için şurada bir bilgi var. Onu yapmanız gerekiyor. EYDS için kamp da düşünüyorum aslında. Program da düşünüyorum. Yani YDS yok değil. İçinde ekstra program paylaşacağım YDT tarzında ama tabii bu kadar yoğun olmayacak. Çünkü YDT tayfanın hani vakti olduğu için gün içerisinde şu an bir de az kaldı sınava. Onun için daha ağır yaptım. Evet, aklımda o. Aklımda. Çünkü geliyor mesajlar. Şimdi sorularda genel olarak siz yine bir taraftan sorarsınız hani takıldığınız yerde. Şimdi ben bugün birazcık bağlaçlardan bahsedeceğim. Ondan sonra close test'e gireceğiz. Çünkü close test'lere biraz sıkıntılar var galiba anladığım kadarıyla. Cümle tamamlama kısmı önemli bizim için. Bir de diyalog çok söylendi. Yani ben not paylaşımı yaptım aslında diyalogla ilgili ama soru çözümü henüz yapıp atamadım. Örnek bir soru çözümü yapacağım onunla alakalı. Şimdi genel olarak aslında sınavın tamamına bakarsanız şöyle bir durum var. Takibini yaptığımız şeyler aslında hep belli başlı şeyler. Bunlar neler? Mesela bağlaçlar konusu niye bu kadar önemli? Çünkü bizim şu bağlaçlarımız var ya hani sebep bağlaçları, hani konu başlığı olarak söylüyorum şu anda. Zaman bağlaçları, sonuç bağlaçları, işte örnek verdiğimiz bağlaçlar, ondan sonra eklemeler yapıyoruz, hani additionlar falan var ya. Bunların hepsinde temelde nasıl ilerliyorum ben? Zaten zaman bağlaçlarını ilk olarak mesela tense'in içerisinde bahsetmeye başlıyoruz ya when'le while'la. Oradan ufak ufak giriyor zaten hayatımıza. Sonra sebep, sonra sonuç, sonra örnek. Şimdi bunların hepsinde mantık nasıl biliyor musun? Eğer bir cümleye, şimdi bir cümleyi nasıl olumsuz yaparsın sen? Ya direkt olumsuz bir kelime yerleştirirsin. Hani bu şeyler var ya in, an, this, nesli kelimelerimiz. Onlardan birisi olabilir. Veya olumsuz bir anlam, bu işte destroyer falan görebilirsin. Sürekli zaten sınavda çıkan olumsuz kelimeler hep tekrar eden. Zıtlık bağlaçlarıyla alakalı bir hani böyle olumsuz kelimelerle ilgili bir tane ben paylaşım yapmıştım ya. Oradaki kelimeler mesela sürekli çıkıyor karşımıza. Şimdi bunlardan biri olabilir. Direkt yapısal olarak not görebilirsin. Onun dışında başka ne görebilirim? Mesela şu no, none, işte never, neither ifadelerini görebilirsin. Çünkü bunlar zaten cümlenin içerisine geldiğinde direkt ne yapıyor? Anlamı aynen little, less. Bunlar direkt zaten anlamı düşürüyor. Şimdi şu ifadelerden birini gördün diyelim ilk cümlende. Çünkü iki tane cümlen olması lazım bağlacı kullanabilmen için değil mi? İki cümleyi bağlıyordu. Bağlaçların görevi neydi? İki cümleyi birbirine bağlaması. Şimdi ilk cümlemde olumsuz yargılardan birini tespit ettim. Şimdi devamında mesela kullanıyor ya sürekli işte gelişmek, artmak, büyümek. Bunlardan birini görmemen lazım. Neden? Çünkü buradaki bağlaçlar bir tarafı olumlu bir şekilde yüceltirken bir tarafı olumsuz bir şekilde düşürmez. Yani bu şekilde çalışmıyor.
Bu şekilde çalışanlar hangileri? Zaten sınavda en çok çıkanlar hangileri? Zıtlık bağlaçları. Şimdi bunu bildiğin takdirde hem bağlaç sorularında işin içinden çıkarsın. Bir nebze de olsa tabii çeviri de giriyor devreye ama hani temelde bu mantıkla yaklaşırsan bayağı seçenek geliyorsun. Cümle tamamlamada da bu işine yarayacak. Niye? Cümle tamamlama sorularına bakacağız. Bağlaçtan çözülüyor aslında birçoğu. Neden? Çünkü bir taraftan hem anlama bakıyorsun. Şimdi anlamdan zaten iki seçenek diyelim ki eledim, bu sana kar. Kalan üç seçeneği de referans takibinden, zamandan veya kullanılmış olan ekstra bir konu dışı, hani bu genel özel ayrımı yapıyoruz ya, onlardan tespit etsen zaten yanlış yapma imkanın yok. Senin şunu iyi biliyor olman lazım. Bu bağlaçlarda pozitif başla, pozitif devam et. Anlam olumluysa olumlu gitsin. Olumsuz başladıysan da olumsuz gitsin ama. Zıtlıklarda tam tersi. Artı eksi durumunu görmen lazım. Tabii artı eksi durumunu her zaman bu şekilde olumsuz bir kelime verecek, ondan sonra olumlu bir kelimeye çevirecek şekilde yapmıyor. Nasıl yapıyor? Öznesel bir zıtlık da yapabilir. Tarihi vurguladıysa tarihsel bir zıtlık da görebilirsin. Mesela paragraf tamamlama sorusunda ne çıkmıştı? But now, yet now, however today tarzı bir şey gördüğünde ne yapıyordun? Bu tarafın present olduğunu tespit ettin mi? Ettin. Ön taraf o zaman ne? Kesinlikle past. Gideceksin seçeneklerde past olanı bulacaksın. Yani şöyle bir ifade gördüğünde ön tarafın past olduğunu bilmen lazım. İşte zıtlıklar bu işe yarıyor. Yani kullanım yerlerini iyi tespit etmen lazım bağlaçlarda. Bağlaçları oturttuğun an net sayında yükselir. Bu noktalara dikkat etmen lazım. Çevir dışında. Close testte gramer eksiğiniz varsa eğer konu tekrarlarında bu bölümde sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü neden? Şöyle bir parça geliyor bizim karşımıza ve bütünüyle bir parçayı görünce biraz panik olabiliyoruz. Gözümüz korkuyor. Çünkü hem parçayı mı anlamaya çalışacağım, hem buradan bulup buraya yerleştireceğim, nereye okuyayım telaşı oluyor. Şimdi sen temelde ne yapacaksın? Cümle cümle ilerlemen lazım. Yani sanki senin karşına diyelim ki tense sorusu geldi. O cümleye odaklanacaksın. Ha, en genele bakman gereken sadece en genele. En genele derken şunu demek istiyorum. Yani parçanın başından başlayıp sonuna kadar bakman gereken tek kısım hangisi biliyor musun? Baştan sona bakman gereken tense kısmı ve modal kısmı olabilir. Bunu da tense mantığından. Çünkü sana tense sorduğunda burada modal mı sormuştu? Aynen. Modal sorduysa en baştan bir bakıyorsun. Ya bunun tense'i ne? Çünkü eğer ben present bir şekilde devam ediyorsam pastlardan kurtulacağım demektir bu. Modal'da da böyle bir ayrım yapabiliyorum ya. Hani present modal mı, past modal mı? Bir modal'ı nasıl past hale getiriyordum ben? Have, verb 3 getirerek değil mi? Şimdi bu şekilde eleme yapabilirim. Onun dışında tense'te de tabii ki en baştan acaba ne anlattı? Tabii aksi bir durum olmaması lazım. Yani tense'in aynı devam ediyor olabilmesi için ne lazımdı bana? Zaman uyumuna dikkat ediyordum ya. Ne lazımdı? Herhangi bir ipucu olmayacak. Yani sana tabii ki ilk cümlede ego yazıp da ya da hani böyle belirleyici bir past ifade yazıp da nokta koyup diğer cümleye geçip now dediyse tabii burada farklı yapacaksın. Burada çünkü zaman zarfım var. Ama bu istisnai durumların dışında yani zıtlık bağlacın da yoksa ayrı buradaki gibi iki cümleye sahipsen ya da relative clause, non-clause ifadeleri varsa ya da iki virgül arası ek bilgi verdiği bir ifade varsa o zaman yapacak bir şey yok. O zaman tense farklı olabilir. Birazcık parçanın genelinde ama zaten son bu hani çıkmışlara bakarsak da zaman uyumu her zaman olduğu için hani çok da kendimizi kasmaya gerek yok. Zaman çünkü pat pat değiştirmiyoruz. Nasıl başladıysa öyle devam ediyor. Şimdi cümle cümle ilerleyeceğiz. Kelime için şunu yapman lazım. Şimdi kelime de evet bu kelimenin Türkçesi bu. Bunun Türkçesi bu şeklinde de ezberleyebilirsin ama ne kadar kalıcı olur? Şimdi sen soru kökünün içerisinde burada verdiği kelimeleri kullandığı bir tane soru kökü var. Şimdi sen test çözmedin diyelim hiç kelimede. Soru kökünde verdi sana bu kelimeyi. Şurada bir yerde mesela required geçiyor. Diyelim ki parçan da savaşlı bir parça. İşte Birinci Dünya Savaşı'nı falan anlatıyor.
şöyle bir görsel bir şekilde daha kalıcı oluyor ya bizlerde. Tabii ki farklı olabilir. Kimsin? Ben mesela çok yazarım. Bu da değişkenlik gösteriyor. Şimdi genel olarak ama görsel şeyimiz daha kuvvetli. Hani gördüğümüz şeylere karşı daha kalıcılaşabiliyor en azından. Çünkü çok fazla mesela telefonda da çok fazla vakit geçiriyoruz. Yani kelimeleri gözünüzün önünde tutmaya özen gösterin. Sürekli görmeniz, tekrar etmeniz gereken durum o. Veya ses kaydı yapıp dinleyebilirsiniz. Şimdi eğer sen bunu gerektirmek dedin, bitirdin. Hiçbir yerde görmedim daha o kelimeyi. Nasıl hatırlayacağım? Hatırlaman çok zor. Şimdi bu kelimeyi sen bir soru kökünün içerisinde gördüğünde ne yapacaksın? Diyeceksin ki Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir kelime geçmişti. Mesela aynı soru köklü başka bir soru kökü gördüğün zaman şunu algılayabilirsin en azından kelimeleri gördüğünde. Ya evet, bu parçanın içerisinde buna benzer bir parçanın içerisinde bu çıkmıştı. Veya bilimsel bir parçanın içerisinde bu kelimeler kullanılıyor genelde. Onun için okuma yapmanız ve kelime testi çözmeniz önemli. Yani sadece Türkçesi budur şeklinde ezberlemek de bir yere kadar getirecek sizi. Şimdi bazen şu da oluyor. Beş seçeneğin de beşinin Türkçesi biliniyor. Soru kökü de çevriliyor ama hangisi gelecek? İşte o bütünlüğü sağlayabilmek için ne yapmak lazım? Ha, o da iyi bir yöntem, zıt eş anlam. Ama mutlaka test çözmeyi ihmal etmeyin. Çünkü zaten sınavda size kelime nasıl geliyor? Test ile geliyor. Mecbur çözmeniz lazım yani. Başka, şimdi bunun için yapacak fazla bir şeyimiz yok. Çünkü kelimeler hani hiç bilmediğin böyle şey bir kelime çıkmıyor. Genelde çıkmışların üzerinden zıt ve eş anlamdan ilerleniyor. Ama tabii ezber hiç yoksa kelime kısmı ile alakalı close testte yapacak pek bir şeyimiz kalmıyor bizim. Ancak hani tahmin ederek ilerleyebilirsin. Onun dışında bağlaç zaten nasıl yapacağım bağlaçlarda? Zıtlıklarda diyeceğim ki olumlu olumsuz, diğerlerinde paralel gidecek diyeceğim. Bağlaçların da anlamlarını arada bir hani böyle konu tekrar yaparken tekrar edin. Belki hani böyle unuttuklarınız olabilir aralarda. Onu hani şey yapmayın, göz ardı etmeyin. Şimdi modallarda ne dedim? En baştan bakman gerekiyor dedim. Yine bir işte bağlantı sağlayacak. Bağlacımı kullandım yine orada bir geçişle. Yine anlamsal bakmam gerekecek orada. Acaba zıtlık var mı? Acaba paralellik? Bir de prepler var. Prepler içinde çıkmış prepleri çok güzel çalışabilirsin. Nereden sonra ne kullanılmış? Onun dışında neye dikkat etmen lazım? Okuduğun parçalarda preplere dikkat etmen lazım. Essential for demiş mesela şeklinde. Hani böyle bir şeyi okurken böyle tamamen hani dikkat etmeden hiçbir şeye dikkat etmeden sadece böyle çevireyim, geçeyim mantığında olmazsanız eğer hani böyle preplere birazcık dikkat ederseniz zaten hep aynıları çıkıyor fark ettiyseniz. Çok mesela kelimede de öyle, preplerde de öyle çok farklı bambaşka şeyler çıkmıyor çok karşımıza. Hep gördüğümüz şeyler. Sadece biraz tekrar gerekiyor. Sadece birazcık daha hani dikkat etmeniz gereken noktalar var. Oralarda bir kaçırıyorsunuz. Close test çözmeyi de ihmal etmeyin. Çünkü tek tek konular çözülüyor. Ama bir araya gelince close testte biraz şey oluyor ya hani bir anda hepsi karşınızda oluyor. O biraz şey olabiliyor eğer çözmezseniz. Korkutucu olabilir. Şimdi burada bağlaçla başladı 21'de. However dedi. Yani ne istiyor benden however? Diyor ki bir tarafı olumlu yap, bir tarafı olumsuz yap. Bana diyor zıtlık yap. Ama fakat even so, zaten even'ın yanına hangi bağlacı getirirsen getir, sen ne yapmış oluyorsun biliyor musun? Zıtsın sen, zıtlık, artı eksi, yine de anlamında, yine artı eksi. Instead yerine, şimdi senin yerineyi kullanabilmen için iki tane başka özneye ihtiyacın var. Ve bir de instead'de şöyle olması lazım, tak tak yerleştirecek mesela, hani bunun yerine bu şeklinde. For instance ne verdi? Örnek verdi. In contrast. Şimdi bu ifadeler ne vardı? Unlike vardı. Conversely ifadesi vardı. Contrary ifadesi vardı. Opposition ifadesi vardı. Bunlar nedir? Aksine, tersine, zıttına
Ne yap diyor sana? Yine artı eksi yap. Şimdi 3 tane zaten artı eksim varsa biraz zıtlıklara gitmem de zorlaşıyor benim aslına bakarsan. Çünkü 3 tane zıtlık var zaten şıklarda. Olmaya da bilir tabii ki ama genelde 3 tane zıtlık koyduysam biz diğer sebep sonuç örnek verici bağlaçlara gidiyoruz. Şimdi bakalım. Zaten zıtlık varsa direkt tespit edeceğim. Hayati bir öneme sahip diyor su. Not only but also kalıbını kullanmış. Nedir bu? İkili yapıydı değil mi bu? Sadece o değil, aynı zamanda bu da anlamında kullanıyordum ben bunu. Sadece ne için değil? İşte biyolojik fayda açısından değil de diyor. Aynı zamanda sosyal, ekonomik, sağlık, financial demiş de, politik demiş, finansal demiş. Bu boyutlarda da demiş. Neye sahip? Hayati öneme sahip. Vital diyebilir, crucial diyebilir. E tamam, burayı anladım. Şimdi burası çok olumlu başladık, değil mi? Burada ne diyor? Tarihsel olarak diyor, tarihsel bir şekilde diyor, su kaynakları burada da bir önemden bahsediyor. Şimdi ben diyelim ki, kafam karıştı, çeviri yapamadım burada. Essential ne? Biliyorum, pozitif. Değil mi? Pozitif anlamlı bir şey. Yani gerekli. Hayati öneme sahip. Important grubunda. Significant neydi? E bu da önemli. E şimdi sen burada zıtlık gördün mü? Pozitif gitmiyor muyum? Pozitif başladım. E sen zıtlıkta değilsin. E o zaman C mi D mi? Şimdi neyin yerine ne? Tarihsel bir şekildenin yerine ne? Yukarıda. Var mı öyle bir şey? Yok. Yani ne demekmiş bu? Ne demekmiş? Demek ki sana genel bir şeyden bahsederse ilk kısımda, yani çok kapsayıcı konuşursa, mesela bak sağlık dedi, finansal dedi, politik, sosyal, ekonomik ve bunların içerisinden tak diye tarihsele giderse, sadece bir noktaya değinirse hangisini görmem gerekiyormuş benim? Her zaman bu zıtlık yapmıyormuş demek ki, değil mi? Genelden özele geçince her zaman zıtlık olmuyormuş. Ne oluyormuş? Örnek veriyormuş demek ki. Bak genel konuştu burada. Burada geldi örnek verdi. Tek bir şeyi özelleştirdi orada. Tarihsel örneğin tarihsel bir şekilde de önemlidir. İşte medeniyetlerin gelişmesinde dedi. Anladık değil mi? Geçtik diğerine. Kelime. Şimdi require. Zaten sürekli çıkıyor bu. Ne? Gerektirmek anlamında değil mi? Gerekli. Reverse ne demekti? Ayrılmış anlamında değil miydi bu? Receive zaten bu take ile get'in yerine sürekli kullanılıyor. Almak. Sürekli bunu kullanıyorlar. Disrupt zaten eksi bir şey olduğunu, bak iki tane eksim var. Eksi bir şey olduğunu biliyorum. Yani ne demek? Bozulmuş, engellenmiş anlamlarında kullanıyorsun bunu. Eliminate zaten elemek, yok etmek. Bu da eksi. Aynen, ayırmak, elemek. Eksi üç tane var. Şimdi bir kere ben şunu biliyorum. Şimdi parça şuraya kadar pozitif geldi. Bak kelimelerden takibini yaptığım için pozitif. Eğer diyor doğal bir şekilde işte bu ne insan aktiviteleri as a result of sonucunda ne yapılıyor? Kirletiliyor dedi. Ve various process yani ne çeşitli süreçler. Convert neydi? Alter diyebilir, transform diyebilir. Bunlar ne? Değişmek, dönüşmek değil mi? Genelde bunlar into ile kullanılıyor. Hatta unutma. Şimdi diyor ki, bu işte ham sudan bahsediyorum. Bunun diyor kaliteli bir şeye, kaliteli bir uygunluğa dönüşmesi için ne yapması lazım? Çeşitli süreçleri yok etmesi lazım. Bak şimdi. Bozulması lazım çeşitli süreçlerin. Çeşitli süreçlerin ayrılması lazım. Çeşitli süreçlerin alınması lazım. Çeşitli süreçler gereklidir demesi gerekmiyor mu? Çeşitli süreçler, evet, require to alır ama bazen öyle atladığımızda da olmayabiliyor onun için. Direkt böyle çeviriden gidelim dedim. Bir de şunu fark etmenizi istedim. Hani ben burada eksi değilim. Ya yani eksi olanlardan direkt uzaklaşmalıyım. Çünkü parça olumlu devam ediyor.
Bu diyor hani içilebilmesi için, çünkü burada ne demiş? İnsanlar tarafından kirleniliyor. Such as drinking, hani içilebilmesi için aslında diyor, kaliteli bir duruma gelebilmesi için ne olacak? Dönüşecek. Çeşitli süreçler gerektirir diyor dönüşmesi için. Anladık mı? Anladık. Diğerine gel. Şimdi burada modal'dayım. Şimdi ben burada past modal'a mı gitmeliyim? Past modal'a mı gitmeliyim? Ben burada nerede past var? Bak bakalım. Hiçbir yerde past yok. Zaten parçanın geneli present değil mi? Present. O zaman have'lilerden uzaklaştın mı? Uzaklaştın. Şimdi buradaki be able to yapısı şu kendi modülleri anlatırken kendi söylemiyor muyuz bunu? Am, is, are, able to şeklinde kullanırsın ve sadece yetenek anlamını karşılıyor can'in demiştik değil mi? Yani sadece yetenek anlamında be able to'yu kullanırsın. Could'u da aynı şekilde can'in ikinci hali olarak nerede kullanıyordum? Yanındaki fiilin yetenek olması gerektiği durumlarda kullanmıyor muydum? Bunun yerine was, were, able to da gelir demedik mi? Dedik. O zaman burada yetenek mi var? Heh, kirletilebilir. Ne yapılmalı? Treat. Aslında burada tedavi edilmeli değil de şey anlamında kullanmış. Süreç, hani işlenmeli anlamında kullanmış. Çünkü şunu yaptım, şunu yaptım, buradayım. Burada dedim ki işte insanlar tarafından kirletiliyor. Bak insanlar tarafından yüksek seviyede kirletilmesinden dolayı dedi. Sonra burada suyun before and after its use, yani onların kullanılmadan önce ve sonrası ne yapılmalı? Hani işlemden geçirilmeli tarzında bir ifade olması gerekiyor. Must be. Buradaki bak şuna dikkat et. Sakın ama sakın. Son taraftaki verb 3 size tense ile ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Yani şu kafanızı karıştırmasın. Ama burada ed var. Bu past gibi düşünmeyin. Modal'ın yanında be verb 3 gördüğünde veya herhangi bir tense'in yanında be verb 3 ile kapattığı durum pasiftir. Past değil. Heh. Senin past olduğunu anlaman için ne lazım sana? Ya have verb 3 kullanacak modullarda veya da şu olması gerekiyor. İşte baş tarafı had olacak, was olacak, were olacak ki sen o zaman de past. Ne yaptım? C'yi yaptım. Burada yetenek mi var? İşleme sokmaları burada bir yetenek mi? Hayır. Devam. Şimdi clear to. Tense'leri anlatırken past tense'te belli kelimeler bizim karşımıza çıkar dedik ve bu kelimeler de aslında past tense'in habercisi olabilir demiştik. Her zaman zaman zarfı çıkmıyor çünkü. Şimdi origin bunlardan biriydi mesela. Previously bunlardan biriydi. Başka prior to diyebilir. Genellikle past tense'i kullanırsın ve öncesinde anlamında kullanırsın bunu. Regarding zaten about grubunda, hakkında, konusuna gelince ya da ilişkili anlamında kullanırsın. Despite, e rağmen, artı eksi, aynen concerning, aynı anlamda. For the sake of ne? Hatırına. Bir şeyin hatırına diyorsun. Except for ne? Apart from. Haricinde, dışında. Yani artı eksi yapman diyor. İki tane artı eksim var. Şimdi şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Şunları kapatayım gözümüzün önünden gitsin. İnsanların davranışlarıyla suyun tüketimi. Onların suyu tüketimi. Tarihsel olarak, coğrafik olarak, kültürel olarak boyutta ayrıca diyor. Ne söyleyeceğim burada şimdi? Haricinde der miyim? İnsanların davranışları suyu tüketmelerinin haricinde ayrıca. İki tane ayrıca nasıl oldu? Hiç hoş olmadı. E rağmen, insanların davranışlarına rağmen suyu tüketmeleri ayrıca neye sahip? Olmuyor ki artı eksi. Nerede artı eksi yapıyor burada? İnsanların davranışları su tüketimleri ile ilişkilidir demesi gerekmiyor mu? Hatırına zaten hayatta olmaz. Burada artı eksi bir durum yok. Şimdi artı eksi durum zaten çok net olur. Also ile birlikte her zaman zıtlık görmeyebiliyoruz. İyi bir örnek oldu bence şu anda. Hani bazen still, merely ve only'yi de gördüğümüzde direkt hani zıtlık bağlaşlarına gidiyoruz ya.
Gerçi bunlar olduğunda zıtlık bağlacına gitmem çok yüksek olasılık. Ama also ile birlikte bazen çıkmayabilir. Burada çıkmadı mesela. Çünkü burada eksi bir şey yok. Yani parça eksi kullanmamaya dikkat etmiş aslında. Şimdi burada neyi seçmem lazım? Burada gelmiş şuraya bir prep yerleştirmiş. Towards dediğim şey ne demek? E karşı, e doğru. Şimdi bununla birlikte aynı anlamda olan bir against var. Hatırlıyor musun? Mesela protect against ve defend against çok kullanılır. Bir şeye karşı savunma, bir şeye karşı koruma anlamında. Bu da e karşı, e doğru. Into zaten içine. From, then, done. Above'la below, altında, yukarısında, level'larda, temperature'larda, degree'lerde bir seviye olması lazım. 100 santigrat falan. Bunlar olacak ki seçeceksin. With de neydi? İle. Neler geliyor şimdi? Limited amount. Şimdi kullanılabilir suyun sınırlı miktarı, bu zaten hayatta olmaz. Sınırlı miktarında bir rekabet var mı diyeceğim. Sınırlı miktarı ile bir rekabet var diyeceğim, değil mi? Evet, sınırlı miktarda su kullanımı ile bir rekabetin olduğunda, işte sometimes bir gerilim diyor. Çeşitli su kullanıcıları neyinde? Among arasında. Among'dan sonra da her zaman çoğul bir şey getirmem gerektiğini unutmayalım. İkiden fazla şeyin arasında. Among'la birlikte bu arada and de kullanabilirsin. Yani between and kalıbım var benim ama hani between and'de şuraya bir, şuraya bir yazıyorsun. Among'da buraya ikiden fazla şey yazıp buraya da ikiden fazla şey yazıp yapabilirsin yani. Oldu mu? Buraya kadar soru var mı? Yok, değil mi? A. E doğru. Çünkü towards gibi bir ifade neyi nasıl olması gerekiyor biliyor musun? Direkt böyle mesela against de mesela e karşı e doğru. Ama şu daha nasıl denir? Somuttur. Yani gerçekten mesela diyelim ki kuş binaya doğru uçuyor tarzı bir ifadenin içerisinde olur. Hani gerçekten sen o e karşı e doğruyu hissedersin. Anlatabildim mi? Onun için olmadı yani. Zaman cümle tamamlamaya geldik. Şimdi cümle tamamlamada çok rahat çözmeniz gereken soru tipi. Niye? Çünkü zaten önünde. Her şey senin önünde. Bütün bilgi önünde. Seçmen gereken seçenekler ortada. Bazen siz zorlama bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi sana soru kökünü önce bak nasıl gideceğiz biliyor musun? Bağlaç. İlk bağlaca dikkat edeceğim. Diyeceğim ki zıtlık var mı yok mu? Zıtlık bağlacı varsa zaten hemen bir zıtlık aramam lazım seçeneklerde. Yoksa da hiç kendimi zorlamıyorum zaten. Değil demek ki. Diğerlerine bakıyorum. Yani soru kökünün içerisinde ilk olarak mesela modelları gördün mü? İlk if grubuna git. Tamam mı? Görmedin, zıtlık gördün. Ya da olumsuz kelimeler falan gördün. Bağlaçlar çünkü aşağıda olabiliyor. O zaman da zıtlık bağlaçlarına öncelik var. Var mı yok mu? Çünkü bunların tespiti daha kolay. Sonra sebebe geç. Sonra zamana. Zamanda zaten zaman uyumu olacak. Ona dikkat etmen lazım. Bir de anlamlarına dikkat etmen lazım. Şimdi bunun dışında hadi bunu yaptın. Şimdi referans takibi çok önemli. Bak şöyle bir şey yapmıyorsun. Şimdi sana seçeneklerde burada gerçi yok. Şimdi soru kökünün içerisinde yani ne desin? Mary desin hadi tamam mı? Sallıyorum. A, B, C, D ve E seçeneklerine. Şimdi buraya geliyor Mary diyor. Buraya geliyor her bilmem ne diyor. Burada Mary's diyor. Burada gene Mary diyor. Burada gene Mary diyor. Şimdi eğer ki Mary'yi bir kere referans yaptıysa sadece bir seçenekte referans yaptıysa diğerlerinde özne tekrarını yapamazsın.
Ama bütün hepsine Mary'yi yazdıysa tamam, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman özneyi kullanmış. Ama özne tekrarı için ne olması lazım? Hepsinde Mary'yi görmen lazım. Ama eğer geliyor buraya Hurd. Mesela burada da desin ki Hurd işte bilmem kızım falan desin. Burada referans yaptın. Burada niye tekrar ediyorsun? Etme. Aynı şekilde bilim adamı demiş olabilir. Dare dedi. Dem dedi. Burada gene bilim adamı diyor. Olmaz. Özne tekrarından kaçınmam lazım. Çok istisnai durumlarda, yani çıkmadı daha. Henüz öyle bir şey çıkmadı. Öyle bir karmaşa. Özne tekrarından uzak durman lazım. Başka? Şimdi soru kökün içerisinde referans bir şey göremedin. Referans dediğim ne? Herkes biliyor mu? It olabilir, dare olabilir, disli bir ifade olabilir, deadly bir ifade olabilir. Those genelde people gibi kullanıyor gerçi. Artık orada çoğul hangi özneyi kullandıysa. Onun dışında his'ler olabilir, her'ler olabilir, she'ler olabilir, he'ler olabilir. Bunlar var ya, bunlar soru kökünün içerisindeki özneyi tekrar etmiyor, bunları kullanıyor. Sen şimdi şıklarda bunları tespit ettiğinde işin kolay. Aşağıda buldum değeri, yukarı gidip bakıyorsun. Değer hangisi yok mu, gönder direkt. Ve neye dikkat edeceğim bir de? Bir de konu bütünlüğüne dikkat edeceğim. Yani konudan çok sapmamam lazım. Şimdi genel bir konudan bahsediyorsa, sana bütünüyle bir şey anlattıysa, sen özellere giderken ne yapman lazım? Biraz önceki soru kökünden hatırla. Ya örnek vereceksin, yazıtlık bağlacıyla özelleştireceksin ya da işte bu especiallerden falan kullanacağız ki özellikle de devam et. Böyle de olabilir. Şimdi gelin, sorunun üzerinde görmemiz lazım. Böyle anlatınca çok havada kalıyor. Ay, yanlış bir yerlere bastım yine. Şimdi buradayız. Because, çünkü. Şimdi ben neyi biliyorum because'la ilgili? Ben şunu bilmiyor muyum? Because artı eksi yapmıyor. Yani ne demek bu? Zıtlık yapmayacak. Nasıl bir bağlaç bu? Paralel. O zaman anlama bak. Growing dedi. Artı. Yani sana ne diyor biliyor musun? Aşağıda olumsuz bir şey varsa onu direkt ele. Benim öğrencilerim takır takır yazıyorlar. Şimdi artan bir şey varsa aşağıda ne bulmayacaksın? Olumsuzu. Olumsuzları bulunca tak 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 eleyeceğiz. Hemen eleyelim. Şimdi artan bir ne diyor? Farkındalık vardır diyor. Kültürel ve etnik farklılıklar arasında dünya genelinde. Çünkü. Şimdi çünkü de yani şu sebep bağlaçlarında da şuna dikkat etmeni istiyorum. Eğer sebep bağlacı buradaysa aşağıya neden diye bir sorman lazım. Yani buradaki cümleye bir neden diyeceksin. Çünkü diye devam ediyor olman lazım. Hani burada kullandığı olayın sebebini, burada kullandığı fiil var ya burada. Buradaki fiile neden diye sorup yukarıya çıkman yeterli. Neler gelmiş? C'ler gelmiş. Şimdi bakalım. Turistler diyor. Şimdi turist nerede var yukarıda? Bana biri göstersin. Ben turistler öznesini göremedim yukarıda. Yok değil mi? Niye tek tarafta kullanıyorum? Şimdi turistler diyor ki onlar diyor aşina olunmayan çevreler kültürleri ayrıca diyor. Ne yapıyorlar? Araştırıyorlar. Ayrıca da demiş işte aşina olunan imkanları da diyor kendileri için araştırıyorlar. Neden? Search'e sor neden diye. Çünkü diyor artan bir farkındalık vardır diyor kültürel ve etnik farklılıklara. Şimdi bunların, bu kişiler niye burada yok peki? Olması lazımdı değil mi? Yok. B'ye geldi. Mirastan bahsediyor. Bak şimdi, kültürel miras. Almış konuyu nereye götürmüş? Benim konum yukarıda ne? Kültürel ve etnik farklılıklar değil mi? Bunlarla alakalı diyor. Bir farkındalık artıyor. Şimdi burada bir mirasa niye girdim ben? Burada da gelmiş kültürün tanımını yapmış bana. Kültür diyor dinamik bir konsepttir demiş. Anlatmış da anlatmış. Şimdi ben yukarıda ne dedim? Kültürün tanımını yaptı. Neden böyledir dersem tanıma yukarıda artan bir şey vardır. Kültürel ve etnik farklılığa nerede değindi burada? Var mı öyle bir şey? Yok, burada zaten tanım var. Burada zaten mirastan bahsediyor. Burada gelmiş turistler bununla ilgilenir. Özne yok. Yukarıda yok yani. Argue dediğim şey ne zaten? Eksi değil mi? Tartışma. Artı eksi yapıyor mu bir kaos? Yapmıyor.
Ne oldu cevap? Bu oldu. Paralel değil mi zaten? Increase growing, arttı arttı. E cevap. Çünkü neden biliyor musun? Bak artan artan paralel gidiyorum. Artıyor iki tarafta. Burada demiş ki artan bir ne var? Turizm ürünlerine diyor. Turizm ürünleri için diyor. Ürünler, products, ürünler, goods da diyebilirdi orada. Bu ürünler için diyor artan bir talep var. Neden artan bir talep var? Çünkü diyor farkındalık arttı. Kültürel ve etnik farklılıklara diyor dünya genelinde bununla alakalı diyor bununla ilgili bir farkındalık arttığı için bak arttım arttım paralel gidiyorum. Buralarda artan bir şey var mı? Yok. Anladık değil mi? Nasıl elediğimizi. Olmayacak şeyler o kadar açık ki zaten. A, B, C, D şıklarındaki saçmalıklara bak. Bunlar YDS soruları çıkmış bu arada. YDT'ler çözebiliyorsa iyi yani. Oldo. Nasıl çalışıyor Oldo? Oldo sana diyor ki bana artı eksi yap diyor. Bana zıtlık yap. Şimdi burada arkeolojistlerin bir fikirde olduğundan bahsediyor. İgri tamam. Bunlar ne yapmışlar? Katılmışlar. Olumlu yani. Sana ne lazım aşağıda? Olumsuz lazım. Bak şimdi tek bir hamlede silgi değil diğeri. Heh. Şimdi yakın ilişki güzel. Burada diyor ilişkili olmaları yine concern. Burada diyor no. Burada geldi gelişti. Burada geldi found yaptı. Help dedi. Şimdi nerede var olumsuz? Burada değil mi? Tek olumsuz seçenek zaten bu. Şimdi sen çevirirsin belki oturtursun anlamı. Bunu da çevirirsin belki oturtursun. Ama senin yapısal olarak her zıtlık bağlacını gördüğünde artı eksi uyumunu görmen lazım. Burada olumlu bir yargı gördüysen karşında mutlaka olumsuzluğu görmen lazım. Burada gelişti olmaz. Burada yardım olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Zaten içine de girdiğinde mesela arkeolojik müzelerden bahsediyor. Zaten konu bütünlüğü var mı burada şimdi? Nerede müze yukarıda? Özel. Özelleştirdi konuyu. Ben genel konuşuyorum yukarıda. Burada ne dedi? Şimdi geçmişe atmış. Burada insanların aktiviteleri demiş. Gene özel. Burada ne diyor? Zaten bak many mapping techniques. Şimdi teknik. Haritalama tekniği nerede var yukarıda? Yok. Sualtı arkeolojisi yok. Ben sadece arkeolojist dedim bak. Teknik meknik demedim. Burada zaten olmayacak diğer şeyleri saymıştı. İşte heykel, tıraş, ondan sonra çizim. Bu sanat dallarının başka şeylerini sayıyor sana. Lazım mı? Lazım değil. Sen nasıl yapacaksın zıtlığı? Arkeolojist dedin zaten yukarıda. Burada anca özne zıtlığı yapacaktı ki farklı insanlığı falan yazsaydı. O zaman da hani oldu onun yerine while whereas daha şık olurdu mesela. Ama biz ne yaptık? C'yi seçtik. Yani no konsensüs dediğine oy birliğinin olmamasından bahsediyor. Yukarıda katılıyorlardı. Burada da yoktur diyor. Zaten yukarıdaki record dediği kayıt ne? Arkeolojik dataların işte kayıtları. Oturdu mu bu da? Tamam, bir sorun yok galiba. Şimdi while'da güzel bir zıtlık bağlacı. Şimdi while'da, whereas'de genelde özne zıtlığı, nesne zıtlığını çok net bir şekilde görmem lazım. Evet, özne değişikliğini veya konuyla alakalı bir değişikliği net, keskin bir şekilde görmem lazım. Şimdi buradaki zıtlığı nasıl yaptık acaba? Pek şurada olumsuz bir şey göremedim ben. Üretiliyor diyor. Ne kızlar hakkında diyor. Popüler olmasından bahsetmiş. Burada olumlu bir şey var yani. Ben eksi bir şey göremedim. Siz gördünüz mü? Hayır. Herkes tarafından diyor izleniliyor, üretiliyor falan dedi. Şimdi sana karşı da ne lazım o zaman? Sana karşı da olumsuz bir şey lazım. Hani buradaki gibi popüler falan olmaması lazım. Burada bir stil gördüm. Burada bir fairly gördüm. Eksi yaptı mı bana? Yaptı. Çünkü hafif, seyrek anlamına geliyor, değil mi?
Buraya geldin. İlk kayıtlar candid, focus, odaklanmaya eğilimlidir dedi. Kitlesel kültürden bahsetti. Bu kitlesel kültürün etkisi çaresiz olarak ve yani bu konuyu çok dağıtmamış mı? Bir de ilk research dediği ne ki? Yukarıda bir araştırma da yok aslına bakarsan. Hani on distopik diyor ya, mesela Disney'di, referans değil miydi? Yukarıda hangi topikten bahsetti bana? Bahsetti mi ya da bir topik dedi mi? Demedi. Güle güle. Buradayım. Today have been greatly influenced dersen ne olur? Harika bir şekilde etkilemişsin. Yukarısı olumlu. While çalışmıyor. Üzgünüm. Yeni bir alan temelde ilgilidir. Burası da olumlu. Yeni bir alan dediği ne ki? Yeni bir konuya nasıl gireceğim ben? Zaten konum var. Yeni bir tane, yeni bir alan. Yukarıda bir alan yok zaten. Birçok araştırmacı. Şimdi bir kere yukarıda araştırmacı yok. Yukarıda internetle alakalı bir durumum yok. İnternete girersen ne yaparsın? Özelleştirmiş olursun. Bu da benim işime gelmiyor. Zaten burada olumsuz bir şey de kullanmamış. Pozitif. While böyle çalışmıyor. Bana eksi lazım. Beni hiç oyalamayın. Neyi seçtim? A'yı. Oturdu mu? Zıtlık bağlaçlarıyla beraber cümle tamamlamayı çözmek daha keyifli, değil mi? Şimdi buradayız. Few. Şimdi bunu çok yapar. Bak aşağıda ha, sizin takıldığınız konu, sürekli silgiye basıp durdum. Since, as, while, although, unless. Şimdi since nedir? Çünkü. Bana diyor ki yukarıdaki ne diyor? Neden diye sorduğunda cevap alacaksın. Paralel gidecek. Artı artı eksi eksi. As cümle başında kullandığında dıkça anlamında çeviriyorsun. Yine paralel gidiyorsun. Zıtlık bağlacı değil. While iken anlamındaydı. Ne yapıyordu? Zıtlık yapıyordu. Özne zıtlığını daha fazla yapardı. Although neydi? E rağmen anlamında. Yine zıtlık yapmam lazımdı. Burada da bir zıtlık var. Unless neydi? If not. Karşı cümlesinde genelde olumsuzluk ister ama son zamanlardaki sınavlarda karşıda olumsuzluk değil, bazen yanında da olabiliyor. Ona da dikkat edin. Mesela likely ile çok çıkmaya başladı. Likely'yi gördüğümüzde direkt unless'e gidiyoruz. Şimdi ben burada nasıl ilerleyeceğim biliyor musun? Most people dedi, few dedi. Şimdi ben niye böyle gittim? Özne zıtlığı yaptı çünkü burada bana. Genelde some others diye yapıyor ya. Ya da işte some people, few. Birkaçı. Çoğu insan diyor burada. Burada da birkaçı farkında. Onun için burada C oldu. Anladık mı? Hani şey demeye çalışmış burada, sedentary, yani burada alışkanlık olan, hani kalıcı bir şekilde bu alışkanlığımızı bazıları, yani birçoğu aslında hani ayrılmak istemiyorlar sürekli yapılan alışkanlıklardan. Bazı birkaçı diyor, few, birkaçı diyor hani bunun farkında, düzenli bir şekilde diyor, tamamen hani aktivitelerini yaptığı için onların vücudu tamamen değişiyor demiş. Buradayım. Gelecek kıtlığı ile başlamışım. Şimdi sen model gördüğünde ben sana ne dedim? İlk if'lere git demedim mi? Git. Şimdi unless var ve if var. Şimdi öncelikle şu ikisine odaklanalım. Bakalım hangisi oluyor. Şimdi solution dramatic increase. Şimdi dünya nüfusunun dikkate değer ölçüde artmasından bahsediyorum. Ne olacak? Unless, messe, massa ya da medikçe, madıkça. Ne olmadıkça, bir çözüm bulunamadıkça bu nüfusun aslında artması ve yiyeceğe olan talebin artmasıyla alakalı ne olacak? Kaçınılmaz olacak demeyecek mi? Karşıda olumsuzluk yok mu? Ben ne dedim? En başında inler, anlar, işte bu disler, kullanılanlar eksi demedim mi dedim. Bu uyuyor. Burada gelmiş kuraklık demiş. Konum benim ne? Yiyecek kıtlığındayım ben. Niye ben şık duraklığa mı gideceğim? Oil prices. Konu dışı. Burada while growing population.
Şimdi burada zaten artan bir nüfustan bahsediyorsun, arttın. Buraya geldin, kaçınılmaz olacak diyor, yiyecek kıtlığı. Yani hani iki tarafta eksi, yani inanılmaz. E nasıl yapacağım ben? Diyet diyor bir de. Konu da özel. Konuyu da özel yaptın. Burada birçok hükümetten bahsediyorum. Paralel olması lazım. Karşı taraf eksi ise buranın da eksi olması gerekiyor. Tamam, eksi yapmış ama bir taraftan da finansal kısma girmesi ve birçok hükümet demesi, özel yapmadı mı konuyu? Yaptı. Çünkü burada hükümet dediyse burada da derdi. Yana finansallıktan bahsederdi. Ben şu an parada değilim. Anladık mı? Bak, konu bütünlüğüne böyle bak. Genel konuştuysa özel bir konuya girme. Orada food dediği için mesela diyeti yazdı sana. Kafa karıştırmak için. Ama sen diyette değilsin. O diyeti geçirmesi gerekiyor seçebilmen için. Geldik diyaloğa. Geldik diyaloğa. Şimdi diyalogla alakalı şu karşına çıkacak senin. Diyalogla alakalı şu karşına çıkacak. Şimdi iki tarafta da sana bir sonuçta hani bir akış veriyor ya. Hani böyle bir konuşma veriyor sana. Şimdi sen şunu yapmayacaksın. Bir tane seçenek zaten sadece boşluğun ön tarafı ile ilgili. Tamam mı? Bir seçenek ön tarafla alakalı. Diğer ikinci seçenek sadece burayla bağlantılı. Altla bağlantılı. Üçüncüsü zaten inanılmaz başka bir referans kullanıyor. Sen aslında temelde iki seçenek arasında kalabilirsin bundan. Bir tanesi daha güçlü bir çeldirici oluyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman da ya anlamsal olarak olumlu mu, olumsuz mu, farklı bir özne kullandı mı, konuyu tamamen başka bir yöne taşıdı mı veya Mary'nin burada verdiği mesela tepkiye uygun bir şey mi verdi, soru mu sordu, bunları tespit etmen lazım. Şimdi komple hani moda bir şekilde çevirmesen bile bir çıkarımda bulunabilmelisin. Seçeneklerdeki olmayacak şeyleri iyi tespit etmen lazım. Bak, burada şimdi en baştan bakarsak bir tane harekete işte ne yapacak? Katılmaya karar verdiğinden bahsediyor. Temelde burada da diyor ki işte ne umuyorsun gibi bir şey söylemiş. Burada özel bir şey değil. Bilim neyi? Gönüllülüğünden bahsediyor. Katkıda bulunuyorsun. Ne yapıyorsun? Gözlemliyorsun bir şeyleri falan saydı. Bak, tam anlamıyla çevirmiyoruz. Mary ne söylemiş? Nasıl bir tepki vermiş? Değil. Basit diyor. Basic bir teknoloji. Ne gibi? Örnek de vermiş üstüne. Akıllı telefon uygulaması gibi. Şimdi burada Hilda'nın sorduğu şey ne olmalı? Demek ki bir materyal bir şey sordu burada ki bu da yo, basit bir teknoloji dedi. Akıllı telefon uygulamasına benzettiği bir şey bulacaksın. Aşağıya gel, diyor ki ilginç diyor. Onlar seni bak amatör araştırmacılar, yukarıya çık, var mı? Yok. Amatörlükten bahsetti mi? Bahsetmedi. Free bir şeye beleş dedi mi? Demedi. Bu da etkileyici. Herhangi bir, evet, özel bir ekipmana ihtiyacın var mı? Yok, akıllı telefon uygulaması. Buraya gel. Şimdi paradan bahsetti mi sana? Para dedi mi? Bak, baştan sona bak, para dedi mi? Demedi. Buraya geldi. Herhangi bir takımın daha faydalı olduğuyla alakalı bir karşılaştırma yaptı mı? Komparatif ifade yoksa yoktur çünkü. Koyamam tek bir cümleye. Buraya geldi. Gözlemlerin çeşitleri diyor. These types. Şimdi these types diyebilmesi için yukarıda çeşitlerden bahsetmesi gerekiyordu ki sonrasında these desin. Bunu da gönderdi. Neyi seçtim? B'yi. Anladık mı? Bak, buradaki referansın karşılığı var. These things dediği yukarıda işte köpek balıklarını, şeylerini falan gözlemlemek. Evet, these things için, bunları ne yapmak için, report kayıt etmek için var yukarıda. Öbüründe yok. Buradasın, bir filmden bahsediyorlar bunlar. Benim beklentimin ötesindeydi. Bu da diyor ki özel efektler falan anlatıyordu, anlatıyor. Ha, şurada bir olumsuzluk tespit ettim. Diyor ki ben sevmedim, niye çok uzun? Yani niye bu kadar uzun? 3 saat diyor. Bu da demiş ki evet, uzun zaman alıyor. Bak, bu kız daha olumlu. Değil mi? Gelişmesi için diyor, bak olumlu konuşmuş. Evet, vakit alır. Çünkü hikayenin, karakterlerin gelişebilmesi için. James demek ki ne? Zıtlaşıyor burada. Molly de diyor ki ben senin ne söylediğini anladım ama hala, demek ki burada eksi bir şey söyleyecek bu çocuk. Bu da diyor ki ben hala hani böyle
olması gerektiğini düşünüyorum. Mesaj verecek, anlamlı yolla falan filan diyor. Şimdi hangisini seçelim? Bu eksi bir şey söylesin. Diyor ki it must have taken longer to de-. Şimdi çocuk bunu niye söylesin? Zaten kız demedi mi? Hikayenin gelişmesi zaman alacak. Burada da diyor ki evet zaman almalı diyor gelişebilmesi için. O zaman James burada eksi bir durum söylemedi. Ben katılıyorum diyemezsin. Çünkü katılmaması gerekiyor James'in. Bu nope ne demiş bir problem. Şimdi problem falan yok ki. Sinema demedi ki. Sinema yok, problem yok. Some countries o ne yaptı? Özelleştirdi çok. You have a point. It does take. Tamam, zaman alır. Zaman alırı kabul etmemesi lazım James'in. Zaman alırı kabul etmemesi lazım. Birçok eleştirmenler ki farklı farklı özneler yerleştirmişler. Bak bunlara düşmüyoruz. Aslında değil diyor. Çünkü neden? Bazı yerlerin gereksiz olduğundan bahsediyor. Onlar boşu boşuna diyor hikayenin merkezinde. Bunu söylemeyecek mi çocuk? Kabul etmiyor çünkü çok uzun diyor. Bu da gelişmesi için evet, bu da diyecek ki yo, bazı sahneler gereksiz. Molly de ne diyor? Ben senin ne demek istediğini anladım ama diyor gerekli diyor. Film bunun için ihtiyacı vardır diyor bu kadar sahne koymasına. Anladık mı? Bak olmayacak şeylere çok dikkat et. D'deki eleştirmenler yukarıdaki diyalogda hiç geçmedi. Ekstra bir öznedir. Aralara sıkıştırırlar ele. Sinema hiç demedi. Ya da bak B'de de yazarlar varmış mesela. Nerede yazar okuduk? Bunlar olmayan özneler. Maggie. Şimdi bu da güzel bir nokta. Çünkü geçen hafta diyor sen iyi hissetmediğini söyledin ve spora gelmedin. Bu da evet diyor çok fazla işi varmış falan filan anlattı. İşte hani bir bilgi alması gerektiğinden nasıl fit kalınır ve gibi bir şey söylüyor. O da diyor ki kesinlikle daha iyi. Demek ki bu da olumlu bir şey kullanıyor. Bu da olumlu bir şey söylüyor. Diyor ki hiçbir şey yapmamaktan daha iyi. Ben ne yapayım diyor. Ofiste diyor esneme yapayım diyor. Bazı esnemeler yapayım diyor. Bununla başlayayım. Şimdi aşağıda eksi şeylerden uzaklaşmam lazım. Mesela ne demiş? Bahaneler demiş. Problem demiş. Problem nedir? Eksidir. Ama bana bunlar olumlu. Olumlu bir parça bu. Aslında diyor senin hani cime gitmene gerek yok diyor. Birçok profesyonel ne diyormuş? 5 dakikalık hafif egzersizlerle de diyor fayda sağlarsın. Lucy şey demeyecek mi? Aa evet hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Niye C'ye gittiniz şimdi? Neden C'ye gidildi? Doktor nerede var? Doktoru gösterin bana. Doktor ilaç verdi sizinkinde. Egzersiz yapacaktı kadın. Gittiniz reçetelendirdiniz. Doktor falan yok. Seçmiyoruz. Olmayan özneyle işin yok. Bak burada da diyor ki you shouldn't worry. Endişelenmemelisin. İşte diyor cime gitmelisin diyor. Mutlu hissedeceksin kendini. Tabii para vereceksin. Mutlu hissedeceksin. Ama burada Lucy'nin dediği şeye dikkat et. Diyor ki hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Ben ofiste diyor bazı esneme hareketleriyle başlayayım. Hafif şeyler yap demesi gerekiyor o zaman değil mi Maggie'nin? Öyle bir tavsiye verecek. İyi arkadaş. Doktora göndermedi. Bu da olmaz. Sen tekrar diyor bak şimdi haftalık planın. Şimdi kadının haftalık planını nerede okuduk biz? Bak bunların hepsi çeldiricidir işte. Burada teknikler falan mesela hiç geçti mi? Bak bunları biz kendi zihnimizden uydurabiliriz bu seçenekleri seçersek. Uydururuz deriz ki evet tamam burada spordan bahsediyorlar. Herkesin git der. Burada da der ki işte evet cime git desin. Happy falan dedi ya. Burada da işte planını ayarlasın. Çünkü gidemedi geç kaldı işi vardı. Bunların hepsi uydurmasyon seçenekler. Bu tarz zaten şu modelların da devamını görmeden çok fazla tercih etmeyin. Tamam mı? Olmamış bak. Olmamış özneleri eledik. Olmamış öznelerden direkt uzak dur. Devamını bul mutlaka yukarıda. Ve evet sonuncu dikkat ediyoruz. Bunu herkes doğru yapıyor. Öyle kapatıyoruz. Yoksa bir saat daha konuşmaya devam ediyormuşum.
Bu ne diyor şimdi? Aerobik egzersiz. Ha, onun faydasından bahsediyor. Bilim adamlarının bir çözümü. Evet, bak güzel. Bu ondan sonra bu çok güzel oldu. Bilim adamları bunun için bir çözüm bulacaklar. Biz egzersiz yapmayacağız artık. Diyor ki aslında diyor bir tane ne son zamanlarda bir araştırma okudu. Bu bir ne? A kind of drug. Bir ilaçmış. Ve ne yapacakmış? İlacı alıp hiç egzersiz yapmayacağız. Ve bizi fit hale getirecek. Alan bir şey diyecek. Bak parça eksi değil. Bu da diyor ki bu ilaç sayesinde, bu arada thanks to sayesinde bağlacıdır. Her zaman olumlu cümle içerisinde tercih etmelisin. Onu dikkat et. Ne yapacak? Bu ilacı anlatmış burada. İşte genleri şöyle yapıyor da falan bilimsel bir şey açıklamış. Ne demesi lazım Ellen'ın orada? Hani bu ilacın yani bizim fiziksel aktivite eksikliğimizi nasıl telafi edecek? Hani nasıl kapatacak? O da diyor ki işte bu ilaç sayesinde genler şöyle olacak. Doğru. Tebrikler. Tamam, sıyırdınız. İyi oldu. Şimdi burada çünkü alımı ile alakalı bir şeyden bahsetmedi. Hani şu kadar zamanda bir almalısın veya burada yanan bir mekanizma hava olsun demiş mesela ne sıklıkla. Bu da bizim işimize gelmiyor. Sıklıktan bahsetmiyor. Veya disabled people'larla alakalı bir şeyden bahsetmedi. Veya sen buna do they agree? Bunlar katılıyor mu, katılmıyor mu? Çünkü neden olmadı buradaki they? Hani ne kadarı katılıyor buna? İnsanların ne kadarı buna bir şey söylüyor dedikten sonra bu ilaç sayesinde dememesi gerekiyordu. Burada gene bir people'dan, gene bir they'den bahsetmesi lazımdı ona cevap veriyor olması için. Anladın mı? Hani insanlar şunu düşünüyorlar, tarzı bir açıklama yapması gerekiyordu. They ve people'ı kullanması orada olmadı. Yani kimin kullanacağıyla ilgilenmiyoruz. Tamam mıyız? Şimdi buraya kadar ben de teşekkür ederim katıldığınız için. Zaten grubum başlıyor Haziran'da. Düşünenler varsa direkt tek düzenle iletişime geçebilir. Bana yazabilirsiniz. Keyifli bir dersti bence. İnşallah etkisi olur yine. Ekstra YouTube'a zaten yüklenecek. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Ben de teşekkür ediyorum.